Merhabalar, Astana sürecini konuşacağız. Biliyorsunuz iki gün önce Ankara'da e, Türkiye-Rusya-İran zirvesi yapıldı ve bir takım kararlar alındı. Bu ara epeydir Astana süreci gelişiyor mu, gelişmiyor mu, kağıt üzerinde mi kaldı? Bu tür tartışmalar yoğunlaşıyor. Bütün bunları ve daha fazlasını konuşacağımız konuğumuz bir Rusya uzmanı aslında İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Güneş. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, önce şu Astana süreciyle ilgili... E, yorumlardan başlayalım. Gitmiyor, devam etmiyor, bir işe yaramıyor. Türkiye ABD ile iş birliğine başladı ve diğer taraftan da İdlib'de yapılan anlaşma hiçbir işe yaramadı. Yorumları sonrasında Astana yine de galiba yaşıyor değil mi? Bir toplantı yaptılar bu yaşadığını gösteriyor mu sizce? Evet işe yaradı derken Türkiye'nin ya da Ankara'daki hükümetin beklentileri açısından galiba bu yorumlar yapılıyor. Çünkü yani bunu yerine oturtmakta zorlandım ya herkesi memnun eden bir zirve oldu. Herkes çok memnun görünüyor. Ruhani'de, Putin'de, Erdoğan'da çok hiçbir ülkede de manşette yer almadı. İran'da da, Rusya'da da, Türkiye'de de yani hızlıca geçti dolayısıyla çok önemli kararlara imza atmadı ama hmm. dağılmayacağını da gösterdi. Çünkü onun yerine geçecek bir mekanizma henüz yok çünkü bu Cenevre'nin fiilen yerine geçti. Yeniden Cenevre'yi öne çıkaracak bir süreç, mekanizma ve inisiyatif gelişmediği sürece de Astana olmaya devam edecek. Fakat Astana'yı önemli kılan Türk gözetim noktalarına Suriye yönetiminin yapmış olduğu saldırılardı. Dolayısıyla evet. Türkiye ile, e, Şa, e, Türk ordusuyla Şam'ın e, karşı karşıya kaldığı bir momentin üstüne geliyor. Bu o anlamda bir kırılma noktası olabilirdi ya da yeni kararlara miza atılmış olabilirdi. Bir önemli başka gelişme de Türkiye'nin Amerika ile birlikte hı hı. E, güvenlik koridoru adını vermiş olduğu inisiyatif, gelişim e, ve hatta onun devriyeleri başladı. Şimdi bu iki şeyin üstüne e, Astana süreci nereye gideceğin bir ara muhasebesi yapılacak. Hatta bana kalırsa bir revizyona gidilecekti. Ben öyle bir öngörde hı hı. bulundum. Fakat tam bir revizyona gitmedi. Çünkü revizyon yani ciddi şeyler var. Anlaşmazlıklar var burada. Ama yine de onları birbirine mecbur eden bir denklem var. Dolayısıyla bunu bir sonraki sürece bıraktılar. Çok keskin bir sonuçta çıkmadığı için Ankara'da da, Tahran'da da, Moskova'da da ertesi gün manşetten indi indi ve evet. hatta bugünkü ben az önce TAS'a baktım Rusya'nın önde gelen evet. ajanslarından biri. Astana toplantısı ne İdlib'de ne de Fırat'ın doğusunda net bir çözüm getiremedi yorumları da vardı. Pek çok başka evet. yorum da var ama Tabii. belki dediğiniz konuları ve başka hmm. takım unsurlarını tek tek hmm. konuşmakta yarar var. Şimdi zirveden başarı olarak lanse edilen en önemli şeylerden biri anayasa komitesinin oluşturulması yönünde önemli bir aşamaya gelindi açıklamaları var. Nedir sizce durum? Um, önemli bir aşamaya gelinmiş görünmüyor. Doğrusunu isterseniz yani yani ile paralel hatta bazı yani bu üçlü zirvelerin beşincisiydi bu üçlü devlet başkanları düzeyindeki zirveden farklı olarak bir de böyle farklı aslanaya paralel süreçler var ve daha doğrusu onun yanında yürüyen bir süreç var ve Soçi'de bununla ilgili bir çalışma oldu bir seneyi aştı. Dolayısıyla oraya muhalifler ama tabii ki masaya oturmaya rıza göstermiş muhalifler bir kısmı da biraz böyle göstermelik muhaliflerden oluşan doğrusunu isterseniz bir, bir komisyon bu işte yani esas itibariyle şeyden kalkan bir uçak yani Şam'dan kalkan bir uçak Soçi'ye iniyor. Esas büyükçe delegasyon buradan geliyor. Bu çok yol alabilen halde değil. Çünkü temsiliyeti çok yüksek değil. Yani Suriye'deki geniş ne diyelim muhalif kesimleri ve en önemlisi Kürtleri örneğin doğru dürüst oraya taşımadılar. Nasıl Cenevre'ye taşımadıysa yani Amerika ve Batı da kürtleri taşıyamadı. Rusya, İran da taşımadı. Şam da taşımıyor. Dolayısıyla örneğin Kürtler denklemin içinde yok yani. Birkaç Kürt ne diyelim? Aydın var. ama halkı temsil eden birileri yok. Yani Kürt sahasında. Ki Kürtler aşağı yukarı ülkemizde birini kontrol ediyor. Sünni coğrafyanın tamam yani bu terörist şeyler tabii ki olmaz. Yani yani El Kaide'nin efendim temsil edecek hali tabii ki yok. Ama yani demokrat, seküler ya da ılımlı sünni grupların da yani böyle Saudi linked, Turkey link böyle şeyler yani bu ülkelerle angaja olanları bir parça yer bulabiliyor. Doğru dürüst dolayısıyla halkı temsil edecek bir mekanizma gibi görünmüyor. Kaldı ki bu sahada en önemli kısım işte geride yani çok da fazla olmasa bile... Ee, İdlib'de kalmış olan silahlı muhalefetinde e, bunların da e, şeye tam bir rıza gösterdiğini e, görmüyoruz. Dolayısıyla dağılıyor yani çok önemli bir e, şey yok. Şimdi burada tabii şu açıdan önemli ama yani İran e, ve Türkiye'nin bilhassa Kürt meselesi bağlamında Suriye yönetimiyle anayasanın yani içeriğini saptama noktasında nasıl bir diyalog, bir dil tutturacağı, neler önereceği, Hı -hı. ne tür basınçlar uygulayacakları önemli. Ve orada paralelliklerin arttığını görüyoruz, işbirliğinin arttığını görüyoruz. Yani Şam, Tahran ve Ankara Sadabat'ı sürdürüyor. Yani bu kez hani şey, Bağdat yok, Şam var Hı -hı. ama o da zaten işin bir parçası gibi. Dolayısıyla Sadabat devam ediyor. Ee, Anayasa Komisyonuna sadabad e, herhalde yani e, <laughs> Kürtlere çok nefes aldırmamak üzerine kurulacak bir yaklaşım kendini gösterecek ve bu bu korkunç savaşta e, belki de en çok bedel ödeyen en çok e, şey yapan e, kesim e, Suriyedeki Kürtler en çok direnen dolayısıyla Suriye'nin yok olmasını engelleyen başlıca güçlerden tamam tek değil ama başlıca güçlerden ikincisi diyelim e, evet, evet. yani Suriye yönetimi e, birinci ise ikincisi de Kürtler yani oranın bir barbarlık coğrafyası olmamasını sağlayan şey ve sonunda galiba yani bir bakkal dükkanına çakılı bir tabela bile kalmayacak ve bunu el birliğiyle Amerika, Rusya, Çin aklınıza ne geliyorsa hep beraber Türkiye, İran Suriye hep beraber yapmış olacaklar. O zaman tam bu noktada şunu sorayım. Zirveden hemen önce ilginç iki gelişme oldu. Esad evet. yönetiminden gelen bir Af ilan ettiler. Evet. İki, Dışişleri evet. Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler'e gönderdikleri bir mektupta... Hı hı. ...Kürtlerden, SDG'nin öncülündeki Kürtlerden ayrılıkçı terörist militanlar olarak evet. bahsettiler. Neydi Doğru. bu? Neden çıktı? Bir sinyal miydi Türkiye'ye? Çok tabii. Çok öyle görünüyor. Zirve öncesinde Fırat'ın doğusuna ilişkin nasıl yaklaşacaklarını dahi bir sinyal verdiler. Ve bu aslında bu adımla birlikte objektif olarak... Türkiye ile daha doğrusu Ankara ile Şam yönetimlerinin zaten dolaylı görüşmeleri var. Daha doğrudan görüşmelere doğru da ilerleyeceklerinin bir sinyali bu. Şimdi şeyin tabii affın kapsamını ayrıca ele almak lazım. Onu çok detaylı bakmamız lazım. Hı hı. Ben o yani o konudaki yasal düzenlemeleri ne yaptılar vesaire bunları görmedim. Henüz basına da düşmüş gibi görünmüyor. Onu ayrıca konuşmak lazım. O af gerçekten neyi hedefliyor? Ama... SDG'nin terörist olarak adlandırılması başka bir şey. Bu önemli. Bunun yani metne bakmamıza gerek yok. Bu yeni bir aşam. Bu yeni bir şey. Çünkü şu ana kadar bu iki güç yani Şam yönetimi ve PYD şey SDG e, siper arkadaşıydı bunlar. Evet. Yani kader arkadaşıydı. Neye karşı? Diğerlerine karşı. Ve 2011 Halep, Halep'i birlikte kurtardılar. Şimdi bütün bunların üzerine yani yok olma sınırındayken yani Şam'a doğru iki saatte namaz kılmaya gidiyordu birileri hatırlayalım. Evet. Onu kurtaranlar bu bunlardı. Şimdi bu denklem başka bir yere geldi. Şimdi onlar teröristsiniz diyorlar onlara. Bu çok önemli. Ee, bu atlanacak bir şey değil ve evet bunun Türkiye'ye mesaj kısmı var. Bundan sonra Suriye anayasa görüşmelerinin ve Suriye'nin geleceğinde Suriye yönetiminin SDG'ye mesajı var ve tabii yani PYD'ye bir mesajı var. Onlarla ilişkiyi nasıl tutturacağına ilişkin bir yaklaşım bu. Ee, dolayısıyla bu da önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Peki Suriye bu noktada savaşında. ben şunu da sorayım. Hı hı. E, o zaman e, şimdi ilk Rusya'nın önerdiği ilk anayasa taslağında evet. ayan beyan Kürtlere bir özellik vardı. Ondan hı hı. sonra da aylarca biz şunu söyledik. Rusya bir şekilde Kürtlerle Esad'ın arasını yapacak bir şekilde bunları uzlaştıracak. Evet. Ama daha sonra Rusya'dan gelen yorumlar Kürtlere yönelik daha eleştirel de ABD'li sıkı işbirlikleri den dolayı büyük ölçüde Doğru. şu anda bu Kürtlerle Esad'ı şu zorla ya da ikna yoluyla uzlaştırma çabası amacı yok mu Rusya'nın? Ee, Rusya'nın bu yöndeki yani çok güzel özetlediniz. Bu yöndeki çabalarını artık sürdürmediğini yani bundan vazgeçtiğini söyleyemeyiz. Ee, ama bu, bunu ne diyelim daha soğuk e, dolabın e, soğuk yani rafına <gülüyor> böyle <laughs> demir mi e, kaldırdığını yani bir yedek plan haline getirdin çünkü hem e, Suriyedeki Arap milliyetçisi rejimi ikna etmekte zorlandığı e, hem de artık giderek Türkiye ile olan ilişkilerine daha fazla önem e, verdiğini görüyoruz Rusya'nın ve dolayısıyla Rusya basında da işte birlikte izliyoruz siz de izliyorsunuz. Ee, ne diyelim o kahraman YPJ'li, YPG'li kadın şeyinden sabah akşam onlar yayınlanırdı. Evet. Ee, 2014, 15, 16, 17'ye kadar. Sonra onlar e, pro Amerikansı olmaya başladılar. Yani Amerikan yanlısı e, olarak tanımlanmaya başladılar. Şimdi Şam'dan sonra acaba üstüne bir de ayrılıkçı terörist denilecek mi Rusya basınında? Henüz denmedi o göreceğiz. bence değil oraya kadar gitmeyecek. Hı hı. E, ama tabii e, şeyi yani %100 bir tabii kestirim de bulunamayız. Şimdi bu bakımdan e, Rusya'nın e, Suriye yönetimine e, bunu tercih ettiğini düşünüyorum hala. Çünkü onun Suriye'yi e, nasıl yöneteceği konusundaki yaklaşımına e, yaklaşımına bu uygun e, Afganistan tecrübesi var. Bu kuşağın Rusya yöneten kuşağın ee, ve bu bu kocaman e, bir tür daha böyle azınlık e, kesimlerini temsil eden bir e, background olan bir bir yönetimin çok uzun süre ayakta kalamayacağını da çok iyi biliyoruz ya. Bir. ikincisi İsrail denklemi var. Onunla ilişkileri hiç bozmuyor ve bozmadı ve bozmaya da niyeti yok Rusya'nın. Bir kere bile. Yani müttefiki e, birlikte savaştığı e, milis güçlere e, İsrail saldırı yapıyor Rusya ağzı fermuar. O ayrı bir konu. Yani dolayısıyla son derece soğukkanlı başka bir siyaset izliyor. Ee, Kürtlerle ilgili kısmında da e, bence revizyona e, gitmek istemiyor ama bunu çok da zorlayacak e, durumda değil. Çünkü Türkiye e, iyi, ile ilişkisini iyi tutmak için biraz geride tutacak bunu. Ee, Şam'daki Arap Milliyetçisi rejim onlar da yani şey değil, evet. kukla değil her dediklerini yapmıyorlar. Onlarla onları da ikna edemiyorlar. Dolayısıyla bu akılcı çözüm yerine şey yapmak istiyorlar. Şimdi İran'da tabii Kürtler eşittir Amerika dolayısıyla Amerika'nın orada bir eli var gibi algılıyor. Bütün bu denklem içinde Kürtlere sonuç ne oluyor? Sıradan Kürt yurttaşın yine nefes alamayacağı bir hayat evet, çıkıyor enteresan. ortaya. Bu anayasa görüşmelerinden ben Kürtlerle ilgili Rusya'nın daha önce biraz gevşek de olsa tanımladığı haklar ve özelliklerin yer alacağını hiç düşünmüyorum. Peki ilginçti bu yorumunuz. Ee, gelelim e, zirvenin ve son ayların belki de Suriye açısından en önemli konusuna. İdlib. İdlib'de durum bayağı sıkıntıya girmişti özellikle Türkiye açısından. Erdoğan atlayıp Rusya'ya gitmişti. Dondurma yemenin ötesinde bir günde o gündemi konuşmuşlardı. Evet. Şimdi gündem değişti. Ee, şimdi e, Erdoğan incir ikram ediyor şeyi ama biz daha hmm. <laughs> ciddi gündeme bakarsak İdlib yine merkezde. Evet. Ne oldu bu zirve İdlib açısından ne getirdi sizce? Evet. Şimdi Astana sürecinin ana mantığı Suriye e, çatışmasının ana taraflarını bir hükümet, iki muhalifler tabii ki e, şey hariç Uluslararası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından e, efendim terörist denilenler hariç olmak kaydıyla silahlı da olsa, İslamcı da olsa her neyse muhalifler arasında bir çözüm sürecine gitmek. Tam olarak bu. Şimdi bunun ilk adımı işte Arap Ligi attı, Kofi Annan gitti. Sonra Cenevre diye bir, bir masa kuruldu, 3 yapıldı. O süreçler işlemediği bir sürü gelişme oldu biliyorsunuz. Sonunda Aslan. Aslan'a da budur. Yani amacı hükümetle e, muhalifler arasında e, bir e, e, siyasi çözüm e, geliştirmek. 2017. İşte 11, 12, 13, kaç, 14 falan toplantı oldu ve bu da 5. üçlü lider zirvesi. Evet. Şimdi bu başladığında, yani ne zaman ne 2 yıldır, 2 e, yıl bir süreçten bahsediyoruz. Bu 2 yıl içerisinde bir kere sadece İdlib onu hatırlarsak bunun nereye gittiğini anlarız. Hemen e, izleyicilerimizi hatırlatalım. Astana süreci başladığında konu İdlib değildi tek başına. İdlib en büyük parça olmak üzere Doğgut'a ve ne vardı? Dera vardı. Onlar gitti. Dolayısıyla zaten yani şeye başlanmadı. Yani Astana'nın öngördüğü yani yeni toprak hareketlenmesi olmayacak. Ve bu garantör kuvvetler çeşitli mekanizmalarla gözetim ve siyasi mekanizmalarla buralardaki radikal unsurları terbiye edecekler, temizleyecekler ve dolayısıyla bir siyasi çözüme gidecek. Yani daha fazla uçak bomba atış falan Amaç bu. Şimdi bu bir kere o üç bölgeden ikisinde olma. Daha küçük yerler bunlar yani Dera ve Guta ama yani İdlib en büyüğü. Fakat bir kere onları süpürdü yani Şam anlaşmaya uymadı. Şam uymadı. İkincisi yani uymalı mıydı ayrı bir konu. Onu söyleyeyim yani hakkı var vesaire ayrı konular. Ama anlaşma bu yani Astana bu. Şimdi Aslan'a zaten yarı yarıya ikiye gitmişti. Şimdi onun dışında arada bu ilk değil hareketlenmeler oldu ve yine İdlib'in böyle çevreleyen ve daraltan askeri harekatlar yine yaptı Şam yönetimi bu geçen süre içerisinde. Fakat İdlib'in kalbi diyebileceğimiz saha hala duruyor. Son ayların kritik gelişmesi burada Türkiye'nin konvoylarına, noktalarına yönelik saldırıların gerçekleşimi bu tabii çok ciddi bir sorundu. Büyük bir çatırdama sinyaliydi haklı olarak böyle yorumladığı izleyenler. Neyi? Eee Astana süreci acaba çatırdıyor mu? Olmuyor mu? Yahut bu Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile bir tür anlaşmaya gitmeye başlayan, yeni ilişkileri ısınmaya başlayan Türkiye ve Amerika ilişkilerine böyle bir ayar verme operasyonu muydu hem İran hem Rusya kanalıyla diye söylenir. Şimdi buradan oku evet yani böyle bir yorum yapılır mı? Yapılır. Fakat sürecin yani bu 8 yıllık savaşın sürecin akışına baktığınızda bu olmasaydı da bunlar olurdu. Çünkü süreç yani yönetim artık bir yere doğru gitmek istiyor. İran'ın hiç acelesi yok. Rusya'nın hiç acelesi yok. Silah satışları için ve başka nedenlerle herhalde vaktimiz buna uygun değil ama yani yönetilebilir bir krize sahip olmak tam bir çözümde sahip olmaktan daha açık. Ondan sonra nasıl inşa edeceksiniz, ekonomik perspektifi ne olacak bu ülkenin. Avrasya Birliği'ne başvurusu vardı 2014'te sanıyorum. Yine ağızlar fermuar. Yani hiçbir ekonomik perspektif, bir gelecek Rusya Suriye'ye vaat etmiyor. Suriye halkına da vaat etmiyor. Tıpkı diğerleri gibi, yani bu arada hani Rusya'yı çok eleştirmiş olmayayım, diğerlerinden bin kat hayırlı işler yaptı o coğrafyada. O ayrı bir konu, hiç kıyaslamıyorum bile. Almanya, pardon İngiltere, Fransa ve Amerika'nın oradaki politikalarıyla kıyaslanmayacak kadar daha dengeleyici ve insani yanları da var ama bir onlar kadar da bu da emperyalist bir ülke. Ve bu bölgenin geleceğine ilişkin örneğin bir refah politikası yok benim ölçümde yani işte Avrasya birbirine başvuru yaptı. Esat açıklama yapmıştı bunu. Konu yani lütfen bunu hani bir daha tekrarlamayın dediler. Ne yani biz de sizi reddetmiş olmayalım diye. Evet. Bunlar çok önemli konular. Yani bir silah şovrumu mu orası, bir insani operasyon alanı mı? bunu tabii insanlar değerlendirebilirler. Yani Rusya'da Rusya o anlamda hiç masum bir aktör değil. Uzamasından da yani kontrol edilebilir sürdürülebilir olduğu sürece uzamasından da çok büyük sıkıntı duymuyor özellikle Türkiye'yi biraz daha buraya doğru yani şeye doğru Amerika'dan daha uzaklaşmış, daha ortada dengeli diyelim. daha dengeli bir yere doğru çekmek Rusya'nın ne diyeyim önemli başarılarından birisi olacaktır bu kriz vesilesiyle. Evet, peki bundan sonra İdlib'de ne olacak? Şimdi İdlib'de teröristler temizlenecek diyor evet. ee, Suriye ile birlikte Rusya ve İran'da. Bunu evet. destekliyor. Türkiye durun yapmayın. Daha orayla ilgili başka planları da var Türkiye'nin bir. Oradaki evet. değişik güçlerle bir de oradan kaçacakların Türkiye'ye sığınması konusu da bir tehlike. Ne olacak bu zirveden sonra bir operasyon gelecek mi ee, Suriye evet. ve Rusya güçleri tarafından İdlib'e yoksa sertlenecek mi? Şimdi şu e, fotoğrafa bakıldığında e, bir operasyon gelmeyeceğini e, tahmin ediyorum, e, düşünüyorum. Çünkü e, burada çok yumuşak ve daha yakınlaşmayı arttıran yani İran, Türkiye, Şam Moskova hattındaki yakınlaşmayı arttıran mesajlar verildi. E, kriz ötelendi. Yani e, Türkiye'ye biçilen e, buradaki ılımlı muhaliflerin gücünü arttırma pazarlık masasına oturmaya hazır ve belirli bir kabul yani e, yönetim açısından, soru yönetim açısından da belirli bir kabul edilebilirliği olan bir e, muhalif e, toplamı e, tamam. Senin himayende de olsa topla ama neyi yok et? Tabii ki e, e, El-Lusra yani El-Kaide Hayat-i el Şam yeni adıyla efendime söyleyeyim işit zaten o hani İdilip sahasında pek fazla yoktu. Dolayısıyla ama ona benzeyen ve onların müttefikleri. Orada işte kritik böyle Türkiye'nin ve Su Suudlara da yakın ahrar-ı şam gibi yine önemlice bir hani hacmi olan bir grup vardı. Onlar masaya oturdu dendi 2010 Astana'daki muhalif listesine önce dendi. onlar sonra bir reddettiler ama hani böyle kritik bazı arada örgütler var ama diğerleri de sahaya hakim bir sahaya hakim olan esas itibariyle El Nusra yani Suriye El Kaidesin. Şimdi bu e, bu gruba yönelik saldırılara devam edecek Rusya. Çünkü bu grubun e, yine buna vaktimiz el vermez ama stratejik olarak yani 11 Eylül'ü yapmış bir gruptan bahsediyoruz. Ana karargahı ve fikri böyle olan Bin Laden'in grubundan bahsediyoruz. Fakat bu grup zaman içerisinde zaten işidin doğmasına neden olan, işidin ayrılmasına daha doğrusu neden olan şey de artık ee, batı hedeflerine vurma konusunda taktik bir farklılığa e, girmiş olması. Böyle bir tercih yaptılar. Bu Amerika'nın işini bir anlamda kolaylaştırıyor ve biraz hayır hak bakmasına neden oluyor 15 Eylül'ü yapan örgüte. Buna karşılık tabii işte iş, iş, yani tolere edemeyeceği bir şeydi Amerika'nın. Fakat bu tolerasyon yani neye mesela Çin'e ve Rusya'ya doğru kayan bir yine terör etkinliği sahası anlamına geliyor. Bu Böyle bir yönetimi var bu işin. Şimdi bu karşılıklı göz kırpmalar düşmanlar arasında bile e, bu bir şey yani Molotov-Ribbentrop'a mı benzetiriz neye benzetiriz bilmiyorum uzun hikaye. Fakat burada böyle bir oyun dönüyor. Bu nedenle e, Rusya buna e, kesinlikle e, müsamaha göstermeyecektir ve göstermiyor. Şam yönetimi de aynı şekilde İran da bunu aynı e, düzeyde destekliyor. Dolayısıyla Türkiye görevini yapamadı. Yani Türkiye e, o sahayı terbiye edecekti. Görevi bu. tam bundu. bir yıl geçti. Soçi mütabakatının üzerinden. Ee, tabii ama bu yani prensipte anlaşma anlamında bir de bir yıldan daha fazla bir süre daha geçti. Fazla. Tabii, uh -huh. Daha uzun bir süre. İki, iki yıl diyebileceğimiz bir şeyin, e, ne diyelim, bir yaklaşım, e, bir, bir kararın, prensip e, yaklaşımının şeyi e, tam hayata, yani tam bir... Evet. Evet. Hiç geçmedi demeyelim. Yani Türkiye'yi destekleyen kuvvetlerin e, aziz üstüne işte şey e, Afrin'deki ilerleyişi orada bir prestij yarattı. E, Suudileri bir seçenek olmaktan giderek çıkarttı. Fakat yine de sahada aşağıda yani orada yaşayan insanlar ve gruplar üzerinde ee, arzu edilen yani o Astana sürecinin arzu ettiği oraya söz verilen şey olmadı. Hatta tersine yani e, sahaya evet. egemenlik açısından e, radikal güçler şu an %80-90 diyorlar. Evet, bir zamanlar yüzde evet. %40-50 falan deniyordu. Evet evet yani başladığında da aşağı yukarı böyleydi. Yani bir, bir, parça şey yol aldı yani Türkiye'ye yakın kuvvetler ama bu çok e, yani istatistik değeri çok fazla olmayan ne diyelim işte yüzde beşten yüzde %8'e çıktı diyelim ee, oradaki şeyi etkinlik sahası. Yani çok Yakın zamanda Türkiye'yi tehdit eden büyük bir şey beklemiyorsunuz. İş i̇şte şeyler sürse bile Hı. operasyonlar sürse bile hani milyonlarca kişi kapımıza dayanacak. Mülteci mısaire. dayanması kapıya mülteci dayanması anlamında beklemiyor muyuz? Ee, bekleriz bu çok kolay yani bu tür bir şeyi farklı nedenlerle herhangi bir ülke sahada etkin olan bir ülke yani bir miktar varil bombasıyla bir gecede bir birkaç milyonu Türkiye'ye Türkiye'de biraz sahil güvenlik botlarını geri çekerek Avrupa'ya bu ya yani bu çok basit bir yani her gün tecrübe ettiğimiz evet. bir konu bu bunun olmaması için hiç hiçbir neden yok? Yani mülteci meselesi ama şeyden kaynaklı derseniz yani Suriye ordusunun sahaya girmesi. E şimdi bu şeyi görelim bakalım genel laf ne olacak yani şu ana kadar kaldılarsa orada. Gitmek istemedikleri için, ideolojik ciddi militanca ölmesine, ölesiye kalmak istedikleri için de değişik nedendir olan insanlar var. Hı hı. Ee, belki bu yani biraz muhalif olmuş ama hani bu aftan yararlanmak isteyecekler falan filan bunları göreceğiz. Şu ana kadar gitmemiş olanlardan bahsediyoruz. Burada çok tehlikeli bir militan toplamı var. Bir kere o, o, o ayrı bir bahis konuşulması gereken. İkincisi e, yurttaşlar var. Yani insanlar var. O ayrı bir bahis. Şimdi yani... Özel olarak bir mülteci basıncı yaratmak istemedikleri takdirde yakın zamanda olmayacak. Ama yani bunun dediğim gibi normal şartlarda yani Astana ile bağını kuracak olursak Astana evet bu mülteci basıncını da ötelemiş oldu. Peki şimdi kısa bir süremiz kaldı. Onun için mümkünse eğer kısa cevapla soru her ne kadar Tabii. büyük olsa da şimdi hem Rusya hem de İran Türkiye ile işbirliği içinde. Türkiye'nin e, ABD ile işbirliğine de bakarak gidiyor. Özellikle bu güvenli bölge konusu önemli. Bana ait olmayan bir soruyu soracağım. Hı hı. Dün Sedat Ergin Hürriyet'te 7 maddede zirveyi özetlemişti. Bugün de yazısının başlığı, başlığını şöyle atmış. Astana ruhu Fırat'ın doğusuna geçebilecek mi sizce? Evet, Astana ruhu Fırat'ın doğusuna geçebilecek mi? Geçmeye başlamış görünüyor. E, şu bakımdan çünkü Türkiye Amerika ile olan e, ortak devriyeler ve güvenlik kuşağı e, faaliyetini, e, operasyonunu e, her an e, tek başına yapacağı bir e, operasyona dönüştürme sinyalini veriyor. Çünkü Amerika ile yaptığı iş Türkiye'nin arzu ettiği, daha doğrusu Ankara'nın e, hükümetin arzu ettiği şey değil. E, fakat yine çok uzatmayayım. Bir yandan da çok belli ki e, ben bunu söylemezsem olmaz. Yani e, Kandil, Ankara, e, İmralı hattında da bir trafik döndüğü çok aşikar çok aşikar. Fakat ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. Fakat bir trafik olduğundan eminim çünkü eminiz yani görülen o. Çünkü şeye bakılırsa yani PYD'ye yakın kaynaklar yani Türkiye'deki izleyici belki izlemiyordur. Ben izliyorum siz de bakıyorsunuzdur. PYD'ye yakın kanallar nasıl anlatıyor bu güvenlik koridorunu biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye devreye yapmaya başladı ve devreye de Membiç Askeri Konseyi'nden e, güçler katıldı. Yani üçlü, üçlü yapıyoruz diyor. Şimdi bu neyin işareti? Yani Kandil'in e, sözü olarak görelim bunu örneğin. Ne demek bu? Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi dolayısıyla bir trafik dönüyor. Kim kimi aldatıyor? Pazarlığın sonunda ne nereye varacak? Bunları bilemem. Dolayısıyla ortada sürprizleri açık bir alan var. Ama bunu söylemezsem olmazdı. Bu, bu yani dikkatli izleyeceğimiz bir saha. Ee, fakat hem Amerika ile hem Rusya ve İran'la bu, bu oyun çok uzun sürmez. Ee, fakat Amerika'nın bölgeden gidici olduğu, Afganistan'dan bile hani gitme e, çabası içinde olduğu Taliban'la müzakereleri zorla üstelik hani e, bağlamaya çalışıyor. Bu konjonktürde e, Amerika'nın e, çok radikal bir dönüş yapmazsa yani, Della yeter artık falan diip e, bir kocaman bir ordu oraya sevk etmezse kademeli olarak çekiliyor işte biraz da müttefikleri yarı yolda bırakmadık satmadık görüntüsü yaratma halkla ilişkiler yapıyor bence iş çoktan bitti evet, evet. çoktan bitti yani Irak Kürdistan referandumuyla bitti bu iş Suriye'de bence sadece bir uzantısı bölge politikalar açısından dolayısıyla o iş bir halkla ilişkiler yapıyorlar farkında olan var olmayan var dolayısıyla bu denklem doğuya uzanır çünkü bu daha eli uzun, daha anlaşmış bir topluluk. Anladım. Beş benzemezler deniyor ya bunlara. Doğru ama zaten siyaset beş benzemezlerle yapılır. Bütün tarih bunun örnekleriyle doludur. Yani Katolik Fransa Protestanlar Ligi'nin tarafına geçer ve bütün şey Avrupa tarihi savaşların tarihi değişir ve benzeri. Böyledir bu işler. Hiç benzemeleri gerekmiyor. Kendi çıkarları açısından İran, Rusya ve Türkiye sonuçları hayırlı mı ayrı bir konu. Ama teknik anlamda başarılı bir iş yapıyorlar. Peki. Kendi açısından. Hakan ben çok mi? hayırlı görmüyorum aynı mesela. Son sorumda evet. biraz bana acayip gelen bir soru, benim de değil bu soru. İki gün önce Erdoğan'a bir gazeteci bir soru sordu. Genellikle Erdoğan istediği alışık olduğu türden sorular alıyor ve onlara rahatlıkla cevap veriyor. Biliyorsunuz evet. farklı oldu. Çok... Önceki gün bir gazeteci. Hiç dur. Erdoğan uzmanı değilim onu söylüyor. <laughs> <laughs> Hepimiz evet. Türkiye'de Erdoğan uzmanı. Evet. Bir evet. yurttaşı kadar. olarak izliyoruz. Ee, şöyle Hı. bir soru geldi şeyin sonunda. Ee, Türkiye açısından Sayın Erdoğan dedi hangisi daha yakın müttefik? Rusya mı ABD mi ve Erdoğan'da bir şaşkınlık görüldü. Aa, çok sıkı Yani soruyormuş. tabii evet. biz her soruyu aynı şekilde cevap vermiyoruz ama dedi <laughs> ve ondan sonra yuvarlak laflar etti. <laughs> Bu acayip soruyu size yönelteyim. Türkiye açısından e, en yakın müttefik ABD mi Rusya mı mülkbise kısa mı? Evet, evet. Yönetim açısından değerlendirecek olursak hala esas itibariyle Türkiye bir Amerika müttefikidir. Ekonomik tercihleri, siyasi tercihleri, öncelikleri bütün bunlar ana müttefikinin stratejik ortağını Amerika 5 devletleri olarak işaret ediyor. Rusya ile olan ilişkisi daha çok Amerika ile olan sorunlarında bir araç. Ee, ve bir, bir bir artı olanak bir e, dengeleme aracıdır bu bakımdan yani büyük resme baktığımızda ben tereddütsüz bir biçimde hiç tereddüt etmiyorum onu da söyleyeyim net bir biçimde öyle hani uzatmadan e, Türkiye e, esas itibariyle bir Amerikan müttefikidir hala bütün bu açılı yani yeni sürece rağmen evet teşekkürler evet. Rusya'da da pek çok kişi böyle düşünüyor ve bunu sık evet. sık bir uyarı olarak dikkat edin Türkiye'ye fazla güvenmeyin çünkü diyerek Evet. Tekrar ediyorlar. Çok teşekkürler Hakan Bey. Ben teşekkür Hakan ederim. Güneşti konuğumuz İstanbul Üniversitesi'nden ve bölge uzmanı Rusya uzmanı Suriyedeki son aşamayı ve son Astana zirvesinin ışığında Astana sürecinin gelişimini konuştuk. Yeni konular ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.